Merhaba sevgili çocuklar. Ben Özel Gündoğdu Okullarından 1. sınıf öğretmeni Hatice Atıcı. Bugün sizinle Hayat Bilgisi dersinde 4. ünite Güvenli Hayat ünitesinin 3. videosunda beraber olacağız. Videomuzun konusu acil telefon numaraları ve evde kullanılan teknolojik araçların kullanımıyla ilgili bilgiler vereceğim sizlere. Şimdi kitaplarınızın sayfa 127. bölümünü açar mısınız? Evet, teşekkür ederim. Çocuklar, acil durumlarda neler yapmanız gerektiği ile ilgili fikirleriniz var mı? Evet, ne yapmamız gerekiyor? Acil telefon numaralarını doğru bilip bu numaraları aramamız gerekiyor çocuklar. Bugün sizinle hangi durumlar acildir ve bu durumlarda kullanılması gereken telefon numaralarını ve bu telefon numaralarını nasıl kullanmamız gerektiği ile ilgili bilgiler vereceğim. Çocuklar, güvenlik önlemleri almamıza rağmen bazen can güvenliğimizi tehlikeye sokan durumlarla karşılaşabiliriz. Bu durumlarda uzman kişi ve kurumlardan yardım almamız gerekir. Şimdi görselleri birlikte inceleyelim ve açıklamalarını okuyalım. Çocuklar, biz güvenliğimiz için gereken önlemleri alabiliriz bazı durumlarda ama aynı ortamda bulunduğumuz bazı kişiler buna çok dikkat etmeyebilir. Onların yaptığı kazalardan bizler de etkilenebiliriz. Onun için can güvenliğimiz, mal güvenliğimiz tehlikeye girebilir. Önemli olan bu durumlarda sakin kalabilmek ve hangi telefon numaralarına ulaşmamız gerektiğini çok iyi öğrenmemizdir çocuklar. Evet, birinci görseli görüyorsunuz. Üzerinde 110 yazan kırmızı bir araç. Eminim bu aracı hepiniz tanıyorsunuzdur. Evet, bu aracın adı itfaiye çocuklar. Ne zaman itfaiyeye ihtiyaç duyarız? Evet, evimizde yangın çıktığında itfaiye ihtiyaç duyarız, değil mi çocuklar? Bakalım açıklamalarımızda neler varmış. Herhangi bir yangın durumunda itfaiyeyi aramamız gerekir çocuklar. İtfaiyenin numarası 110'dır. İtfaiyeler yangın dışında deprem, sel gibi olaylarda arama kurtarmaları çalışması yaparlar. Çocuklar, İtfaiyeler sadece yangın, sel, deprem gibi durumlarda değil, bazı özel durumlarda da bizlere yardım eder. Örneğin kanala düşen bir at veya inek oradan tek başına çıkamaz. Bu durumda biz itfaiyeyi ararız. Ya da ağaca çıkmış bir kedi ya da köpek oradan tek başına inemiyorsa yine itfaiyeyi yardıma çağırabiliriz. Aynı şekilde selden sonra çamura saplanmış bir hayvan yavrusu gördüğümüzde ya da bir duvarın arasına sıkışmış bir hayvan yavrusu gördüğümüzde yine itfaiyeden yardım alabiliriz çocuklar. Evet çocuklar, itfaiyenin genel olarak neler yapabileceğini biz öğrenmiş olduk. Peki, İtfaiyeyi aradığımızda amacımız nedir? Hayat kurtarmaktır, değil mi çocuklar? Hayvanların olsun, insanların olsun hayatlarını kurtarmak için biz itfaiyeyi ararız. İtfaiyenin çok uzun bir merdiveni vardır çocuklar. Yüksek yerlere o merdivenle rahatlıkla çıkabilir. Peki ormanda bir yangın çıktığı zaman ne yapacağız? Evet çocuklar, eğer ormanda bir yangın çıktı ise 177 numaralı telefonu aramalıyız. Bu telefon numarası sadece orman yangınları için kullanılan bir telefon numarasıdır. Çocuklar, evde veya ormanda bir yangın gördüğünüzde telefonunu çevirdiniz, karşınıza bir görevli çıktı. Bu durumda öncelikle çok sakin olmanız gerekir. Bulunduğunuz yerin adresini doğru olarak vermeniz lazım. Ve size karşınızdaki görevli telefonu kapat diyene kadar telefonu açık tutmanız lazım.
onun sorduğu bütün sorulara sakin bir şekilde cevap vermeniz ve kendi güvenliğinizi tehlikeye atmamanız gerekir çocuklar bu gibi durumlarda. Evet, hemen sayfayı çevirelim. Bakın burada yine çok özel bir araç görüyorsunuz çocuklar. Üzerinde 1, 1, 2 yazıyor. Acil kazalarda kullanılan bir araç çocuklar. Bunun adı ambulans. Evet, demek ki bu da çok özel bir araçmış. Bakın boyası beyaz üzerine kırmızı şeritleri olan özel bir araç. Acil sağlık hizmetleri veren bir araçtır çocuklar bu. Şimdi altındaki açıklamalara bir bakalım. Ağır hasta veya yaralılara ilk yardım uygulamak ve onları hastaneye ulaştırmak için ambulans gerekir çocuklar. Ambulansın telefon numarası 112'dir. Ambulans, acil sağlık hizmeti veren ekiplerin kullandığı özel bir araçtır. Kazalarda, yaralanmalarda, bayılmalarda, aniden hastalanan yaşlılarda, yürüyemeyecek durumda olanlarda bu numarayı arayarak ambulansı çağırırız çocuklar. Bu ambulansların içerisinde hastalar hastaneye götürülür. Ancak hastaneye gidene kadar hastalara ilk müdahale de bu araçların içerisinde yapılır çocuklar. Ambulans çok çok önemlidir. Hastalarımızı kendi özel araçlarımızla hastaneye götürürken geç kalabiliriz. Ama ambulansla daha hızlı götürebiliriz çocuklar. Çünkü ambulans giderken siren çalar. Bu da yoldaki diğer araçların ambulansa yol vermesi anlamına gelir. Yani hasta taşıyan bir ambulansın yolda geçiş üstünlüğü vardır. Arabamızda yolda seyir halindeysek, siren çalarak gelen bir ambulansı gördüğümüzde arabamızı sağ tarafa çekip ambulansa yol vermeliyiz. Hatta çocuklar, ambulanslar kırmızı ışıkta bile durmadan geçer. Onun için eğer bir kavşaktaysak, ambulansın sesini duyduğumuz zaman kavşakta yol üstünlüğü, geçiş üstünlüğü bizim olsa bile çok dikkatli olmamız lazım. Arabamızı yavaşlatmamız lazım. Çünkü ambulansın geçiş üstünlüğü her yerde var. Sadece yolda sağa çekilmemiz yetmez. Eğer karşıdan gelen bir araçsak bizim de çok dikkatli olmamız, yavaşlamamız, hatta durmamız gerekebilir çocuklar. Evet, ambulans geçiş üstünlüğü olan bir araçtır çocuklar. Hemen şimdi sayfalarımızı çevirelim. Evet, burada bir ağaçlık alan görüyorum sanki. Evet, evet, burada da bir polis arabası var. Beyaz üzerine mavi şeritleri var ve üzerinde polis yazıyor çocuklar. Üzerinde de bir numara var, gördünüz mü? 1, 5, 5. Evet çocuklar, bu da bir polis aracı. Biliyorsunuz polisler bizim güvenliğimizi sağlamak amacıyla görev yapan güvenlik görevlileridir, değil mi? Peki hangi durumlarda biz polislerden yardım isteyebiliriz? Hemen alttaki açıklamalara bakalım. Çocuklar, bir yerde trafik kazası gördüğümüzde ya da biz bir trafik kazasına dahil olduğumuzda, bir yerde hırsızlık gördüğümüzde, kavga gördüğümüzde, istismar gördüğümüzde, şiddet gördüğümüzde ya da kaybolduğumuz bir durumda, AVM'deyiz, ailemizi kaybettiğimiz durumlarda polisten yardım isteriz. Polisten yardım istemek için telefonun 1, 5, 5 numaralı tuşlarız çocuklar. Bütün acil telefonları tuşladığımızda bulunduğumuz yeri açık olarak bildirmemiz gerekir çocuklar. Sakin olmamız lazım ve telefonda bizim karşımıza çıkan kişiyle
sakin konuşmamız lazım, onun uyarılarını dikkate almamız lazım ve bulunduğumuz yere, her şeyden önemlisi bulunduğumuz yerin adresini açık olarak vermemiz gerekir çocuklar. Evet, tekrar sayfalarımızı açalım. Son olarak polisten yardım isteyeceğimiz zaman 1, 5, 5 numaralı telefonları, tuşları çevirmemiz gerekiyor. Evet, burada da mavi üzerine kırmızı şeritleri olan bir araç görüyoruz çocuklar. Bu araç da çok özel bir araçtır ve üzerinde dikkat ederseniz jandarma yazar. Jandarma, polisin görev yapmadığı kırsal kesimler dediğimiz köylerde, mezralarda görev yaparlar çocuklar. İki şehir arasındaki otoyollarda, genellikle kasaba gibi yerlerde jandarmadan yardım isteriz. Evet, jandarma yine polisin yaptığı gibi orada yaşayan insanların güvenliğini sağlamakla görevli kişilerdir çocuklar. Devam ediyoruz alttaki açıklamalarımızı. Polisin görev almadığı köy, kasaba gibi yerlerde trafik kazası olduğunda, hırsızlık olduğunda, kavga olduğunda biz jandarmayı ararız çocuklar. Jandarmanın numarası 1, 5, 6'dır. Dikkat ettiyseniz polisin numarası 1, 5, 5'ti. Jandarmanın numarası ise 1, 5, 6'dır çocuklar. Evet çocuklar, acil durumlarda bu numaralara ulaşabilmek çok önemlidir. Bu nedenle bu numaraları gereksiz yere arayıp meşgul etmemeliyiz. Çünkü bu numaralar telefonlarımızdan ücretsiz olarak yapabileceğimiz numaralardır ve bu numaraları gereksiz yere açıp karşımızdaki görevliyi meşgul etmek yanlış bir davranıştır. Çünkü siz o görevliyi meşgul ederken gerçekten acil bir durumu olan kişi ona ulaşamaz. Böylece bir kişinin hayatına mal olabilir, zamanında yangına müdahale edilmeyebilir, hastaysa onun hayatı tehlikeye girebilir, trafik kazasıysa hastaneye geç yetişmesine sebep olabilir. Sanırım böyle bir sorumluluğu siz üstlenmek istemezsiniz, değil mi çocuklar? Öyleyse her ne sebeple olursa olsun acil telefon numaralarını gereksiz yere, hadi şunları bir deneyelim bakalım gelecekler mi gelmeyecekler mi diye sakın ama sakın aramayın lütfen. Çünkü bunlar gerçekten çok önemli numaralar. Evet, şimdi görselleri inceleyiniz. Görsellerdeki durumlarda yardım alınacak kurumların hangileri olduğunu belirleyiniz. İlgili telefon numaralarını görsellerin altına yazınız diyor. Şimdi çocuklar, burada bir ev var ama yangın evin içinde değil, dikkat ettiyseniz. Arka tarafta gördüğünüz ağaçların olduğu yerde büyük bir yangın ve duman var. Öyleyse bu gibi durumlarda yangın ormanda başlamış ve biliyorsunuz ormanlara yakın yerlerde yayla evlerimiz var, deniz evlerimiz var ve bu bölgede bulunan evler orman yangınlarından çok etkilenirler. Bazen orman yangınları kontrol altına alınamaz, yerleşim birimlerine, köylere, yaylalara ulaşabilir. Onun için biz bu durumda neyi aramalıyız? Orman yangınının telefon numarasını aramalıyız. Evet, kim hatırlıyor bakalım orman yangınını? Evet, 1-1-0 evlerde yaşanan itfaiye içindi. Orman için ne yapıyorduk çocuklar? 1-7, evet 7 numarası orman yangınlarında haber verebileceğimiz numaralardan bir tanesiydi.
Evet, şimdi ikinci görsele bakıyorum. Eyvah, iki araba birbiriyle çarpışmış kavşağa dikkatli girmemişler. Evet, çocuklar, bazen acelenizden ya da dikkatsizliğinizden, dalgınlığınızdan, özellikle kavşaklardan geçerken, yaya geçitlerinden geçerken araçlar birbirleriyle çarpışabilir, kaza olabilir. Bu kazalarda ciddi yaralanmalar da olabilir, ölümler de olabilir. Çocuklar, böyle kazalarda aramamız gereken numara 155. Eğer böyle bir kazada yaralanan kişiler var ise, aracın içerisinde sıkışmış ya da yola fırlamış bir yaralı var ise, biz asla yaralıya müdahale etmiyoruz. Tamam mı? Çünkü o anda o yaralıyı yerinden oynatmamız, kıpırdatmamız, çıkarmaya çalışmamız onun hayatını daha fazla tehlikeye sokabilir. Böyle durumlarda önce kaza için bir, evet, beş numarasını aramalıyız. Yani trafik polisinden yardım istemeliyiz. Trafik polisi gelerek kaza ile ilgili tutanakları tutar ve araçların yoldan çekilerek tekrar yolun trafiğe açılmasını sağlar. Ancak dediğim gibi, eğer bu kazalarda yaralananlar varsa hemen o zaman da bir iki, yani acil sağlık hizmetleri veren ambulansları çağırmamız gerekir çocuklar. Onlar da yaralıyı hayatını tehlikeye sokmayacak şekilde hastaneye ulaştırmakla görevlidir. Demek ki polisi çağırdığımızda polis kaza tutanaklarını tutuyor, araçların yoldan çekilmesini sağlıyor. Böylece yol tekrar araç trafiğine açılıyor çocuklar. Ama bu kazalarda yaralananlar varsa onlar için de 1-1-2, yani ambulansı aramamız gerekir. Evet çocuklar, ikinci konumuz, bu videomuzdaki ikinci konumuz teknolojik araçların kullanımı. Evet, evinizde kullandığınız teknolojik araç ve gereçleri söyleyiniz. Evet, ilk söylediğiniz televizyon, bilgisayar, tablet, buzdolabı, çamaşır makinesi, mikserler, ütü, fön, çok fazla değil mi? Saymakla bitmiyor. Çünkü hayatımızı kolaylaştıran teknolojik araçları biz hayatımızın her anında, her alanında kullanıyoruz, değil mi çocuklar? Evet. Çocuklar, evde ve okulda vaktimizi nasıl okulda kullandığımız bilgisayar, televizyon, çamaşır makinesi gibi birçok araç ve gereçler teknolojik araç ve gereçlerdir. Peki şimdi size soruyorum. Evinizde zaman geçirmek için ne yapıyorsunuz? Evet, televizyon seyrediyorsunuz, tabletle oyunlar oynuyorsunuz, bilgisayarda oyunlar oynuyorsunuz. Hatta bazılarınızın oyun konsolları da var, değil mi? Televizyona bağlayıp oyunlar oynuyorsunuz. Bazılarınız da annenizin, babanızın cep telefonunu alıyor, onunla bazı oyunlar oynuyorsunuz, değil mi çocuklar? Ancak bunları kullanmak çok dikkat isteyen bir araçtır bunlar çocuklar. Bilgisayar ve televizyon hakkında bilmemiz gereken önemli bilgiler var. Örneğin annemizin akıllı telefonunu aldık, oyun oynuyoruz. Bilgisayarımızı açtık, oyun oynuyoruz. Çocuklar, bunlar bizim özel araçlarımız. Özel kullanmamız gereken teknolojik ürünlerimiz. Bunların başkaları tarafından kullanılmaması için bunlara birer güvenlik kodu, yani şifre koymamız doğrudur. Ve şifremizi hiç kimsenin bilmemesi gerekir. Onun için sadece bizim bildiğimiz ve aile bireylerimizin bildiği şifrelerimizin olması gerekir. Sonra interneti kullanıyoruz. İnternetin ve cep telefonumuzun şifresini başkaları bilirse eğer
bizim için zarar doğurabilecek şeyler yapabilirler. Örneğin annemizin cep telefonunun şifresini arkadaşımıza söyledik. Annemizin cep telefonunda banka işlemlerini yaptığı yerler var. Ondan sonra internet şifresi var. Ondan sonra ulaşılmaması gereken abone olduğu, alışveriş yaptığı siteler var, değil mi? Şimdi eğer biz bunları etrafımızdaki insanlara söylersek, kötü niyetli insanlar bunları kendi çıkarları için kullanabilirler çocuklar. Evet. Bir de şunu uyarmak istiyorum çocuklar size. Cep telefonu aslında oyun aracı değil. O bir iletişim aracı. Onun asıl yapılmaktaki amacı etrafımızdaki, çevremizdeki insanlarla iletişim kurmak, onlardan bilgi almak ya da onlara bilgi vermektir. Aslında o bir oyun aracı değil. Ancak şimdiki telefonlar bilgisayarla yaptığımız bütün işlemleri yapabildiği için akıllı telefon diyoruz biz onlara, çok akıllılar. Ancak yine de biz ailemizin bilgisi olmadan bu telefonları uzun süre kullanmamalıyız. Çünkü ben bazen annelerinizi arıyorum, telefon açılıyor, tekrar kapanıyor, bekliyorum anneniz bana dönsün diye. O arada siz oyun oynadığınız için ya da kardeşiniz oyun oynadığı için annenizin aradığımdan haberi olmuyor. Olmayınca da bana geri dönmüyor. Ben de üzülüyorum bana niye geri dönmediler acaba diye. Değil mi? Onun için telefonları çok uzun süre meşgul etmememiz gerekir. Evet çocuklar, burada evlerimizde kullandığımız elektronik teknolojik araçlardan bazılarını görüyoruz. Evet, bu araç buzdolabı çocuklar. Yiyeceklerimizin serin olmasını, uzun süre dayanıklı olmasını sağlayan bir aracımızdır. Evet, elektrikli süpürge evimizdeki tozları havaya kaldırmadan sağlığımız açısından güvenli bir şekilde süpüren ve tozları içinde hapseden bir araç. Fırınlı araç, yemeklerimizi rahatlıkla pişirmemizi sağlayan bir araç. Ütümüz, buruşan elbiselerimizi yıkadıktan sonra, kirlenen elbiselerimizi yıkadıktan sonra kırışıklıklarını açmak için kullandığımız bir araç. Bayağı da sıcaktır bunun taban kısmı, değil mi çocuklar? Evet, kirlenen çamaşırlarımızı çamaşır makinesinde yıkarız. İletişim kurmak için, çeşitli bilgilerimize ulaşabilmek için, dosyalarımıza ulaşabilmek için, bazen de oyun oynamak için bilgisayar kullanırız. Çocuklar, bilgisayarla sadece oyun oynamayız. Bazen ders yaparken derslerimize de faydalı bilgileri bilgisayarlarımızdan bulabiliriz. Evet, ne demiştim? Bu teknolojik araçlar çeşitli alanlarda hayatımızı kolaylaştırır. Bu sebeple de gün geçtikçe teknolojik araçların kullanımı artmaktadır. Peki bunların güvenli kullanılması önemli değil mi? Tabii ki çok önemli, değil mi çocuklar? Öyleyse biz bunları çok dikkatli kullanmak zorundayız. Bakalım nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş. Hemen öbür sayfamızda teknolojik araçların nasıl güvenli kullanacağıyla ilgili kısa notlarımız var. Güvenliğimiz için elektrikli ev aletlerini kullanırken uymamız gereken kurallar vardır. Evet, birinci kural, ıslak elle elektronik araçlara dokunmamalıyız çocuklar. İkinci kuralımız, kullanılmayan elektronik araçların fişini prizden çekmeliyiz. Çamaşır çalışır durumdaki elektronik aletleri hareket ettirmemeliyiz. Bundan önceki videomuzda da söylemiştim, değil mi ben size? Elektrik kablolarla evlerimizin içine kadar ulaşıyor, duvarların içinden geçiyor ve prizlere, ampullerin duylarına kadar ulaşıyor. Biz bu prizleri kullanırken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, o zaman çalışır durumdaki aletleri oynatmayacaktık çünkü kazalara sebep olabiliyordu.
Bozuk olan elektronik araçlar tamir edilmeye çalışılmamalıdır. Çocuklar diyelim ki yanlışlıkla prizi çekerken düşürdünüz ve kırıldı ya da işte kablosu koptu. Bunu ben tamir edebilirim deyip sakın sakın ama siz onu tamir etmeye çalışmayın. Özellikle elinizle tutmaya çalışmayın. Mutlaka bir büyük evdeki büyüklerden birine haber verin. Yani bir büyüğünüzün haberi olsun. Evet, ütü, fırın gibi çok yüksek ısıya sahip olan bu teknolojik ürünleri kullanmak da tehlikelidir çocuklar. Bunları asla tek başımıza kullanmamalıyız. Güvenlik kurallarının dışında bilgisayar oyunları ve sosyal medya gibi uygulamaların bağımlılık yaptığını biz biliyoruz değil mi çocuklar? Çok uzun süre bilgisayarın başında oyun oynamak bağımlılık yapabiliyor. Bu uygulamaları büyüklerimizin izniyle ve uygun gördükleri süre kadar kullanmalıyız. Gerçekten artık çocukların bilgisayar oyunu oynamaktan aşağıya inip parklarda, apartmanın bahçesinde çocuklarla oynamadıklarını üzülerek görüyorum ve duyuyorum. Çocuklar, sağlıklı bir vücut gelişimimiz için bizim spor yapmaya aşağıdaki arkadaşlarımızla parklarda, apartmanımızın bahçelerinde oynamaya ihtiyacımız var. Onun için bilgisayar veya oyun konsollarındaki oyunlarımızı ne yapmamız gerekiyor? Ailemizin sınırladığı ölçülerde oynamamız gerekiyor. Televizyonu da aynı şekilde ailemizin sınırladığı şekillerde yapmamız gerekiyor çocuklar. Evet, teknolojik araçların kullanım kurallarına 3 örnek veriniz diyor. Çok güzel. Evet, şimdi arkadaşlarınızın söylediklerini biz de tekrarlayalım. İnternet veya cep telefonu şifremizi kimseyle paylaşmayacaktık değil mi çocuklar? Evet, internet sitelerindeki üye olduğumuz, alışveriş yaptığımız, banka işlemlerini yaptığımız bilgilerimizi hiç kimseyle paylaşmıyorduk. Bilgisayara herhangi bir program yüklemek durumunda kaldığımızda önce büyüklerimize sormamız gerekiyordu değil mi? Öyle her önümüze gelen programı bilgisayarımıza yüklemememiz gerekiyordu. Evet, çocuklar televizyon programlarını yaşımıza uygun olarak izlememiz ve ailemizin belirlediği süre içerisinde izlememiz gerekiyordu. Öyleyse oyun, televizyon programlarını ailemizin izin verdiği süreler içerisinde kullanmamız gerekiyor. Hemen aşağıdaki teknolojik araçlardan, aletlerden tek başımıza kullanabileceklerimizi kırmızı daire içerisine alınız diyor. Hemen kırmızı kalemlerimizi elimize alalım. Çocuklar, çamaşır makinesini çalıştırmak bizim görevimiz değil. Elektrik süpürgesi de bizim görevimiz değil. Saç kurutma makinesi de tek başına tehlikeli olabilir. Ama biz tabletimizi tek başımıza kullanabiliyoruz. Ders yapıyoruz, oyun oynuyoruz değil mi? Fırın çok tehlikeli. Elektrikli karıştırıcılar çok tehlikeli. Ama karnımız acıktığında buzdolabından bir parça bir şeyler alıp yiyebiliriz değil mi çocuklar? Bunu tek başımıza açıp kapatabiliriz. Ütü çok tehlikeli ama bilgisayar bizim için çok fazla tehlikeli değil. Rahatlıkla kullanabiliriz bunları. Bunların bir kısmını eğitim amaçlı, oyun amaçlı ve beslenme amaçlı kullanabiliriz. Şimdilik hoşçakalın çocuklar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.